zaten Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdum. İlk orta öğrenimim Erzurum Horasan'da. Yüksek öğrenimimi Erzurum'da tamamladım. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldum ama 80'li yıllardan itibaren de pek çok edebiyat dergisinde şiirlerim yayınlandı. Şu ana kadar 20'ye yakın şiir kitabı, 3 roman, onun üzerinde mesleki eser yayınlamış durumdayım. Erzurum'da arkadaşlarım benim bilardo oynarlar. Zaman zaman onları seyrederdim. Bir gün yine onlar bilardo oynarken ve ben onları seyrederken içimden ıstakayı alıp toplara vurmak geldi. Arkadaşlara söyledim. Dediler ki bu yaştan sonra bulaşma. Bu çok zor bir oyundur. Hatta içlerinden birisi ben 43 yıldır oynuyorum. Daha düzgün vuramıyorum. Sen bu işi bırak falan dedi. Ben de bunun üzerine şu ıstakayı alayım. Yine de bir toplara vurayım diye düşündüm. Vurdum da parmağımı masaya vurdum tabii. Parmağım şişti, canım yandı. İyi ki canım yanmış. Erzurum'dan İstanbul'a döndükten sonra bir bilardo salonu arayış içerisine girdik. Beraber çalıştığım arkadaşım Kenan Bingöl master bilardoyu buldu ve Sami Bey'le biz kapıda karşılaştık. Bilardo salonumuzun sahibi Sami Öztavlı. Ki bilardo telmihleri kitabını da kendisine ithaf ettim. Çünkü çok büyük emek verdi bana sağ olsun. Meseleyi anlattım. Dedim ki ben bu yaştan sonra bilardo öğrenebilir miyim? Siz niçin öğreneceksiniz dedim yani bu işle ilgili. Arkadaşlarım böyle söylediler dedi. Hocam dedim siz 3 gün bir çalışma yaptırayım ben size. 3 günün sonunda arkadaşlarınızı yener misiniz, yenemez misiniz söyleyeceğim. Akşamları geldim salona. Islakayı verdi elime. Topa şuradan vur, buradan vur, şöyle tut. Derken 2 gün sonra bana dedi ki hocam dedi şöyle bir sene uğraşalım dedi. Bir sene sonra gider onları yenersiniz dedi. Size bunu söyleyenleri yenersiniz dedi. Bunu söylemesi dönüm noktasıdır. Ve başladım Sami Bey'le ve buradaki diğer dostlarımızla işte yine Faruk Öztavlı var. Onunla ve diğer bazı arkadaşlarla da zaman zaman onların da desteğiyle ama en çok Sami Öztavlı'nın organizasyonuyla ben bilardo çalışmaya başladım. Benle de tanıştırdı abim. Benim de yardımcı olmamı istedi. Bu şekilde bir dostluğumuz başladı. Zaman zaman antrenman bazlı, zaman zaman öğretme bazlı hocamla birlikte bilardo'da buluşuyoruz. Ama daha çok biz ondan hayat dersi alıyoruz. Hangi yaşta olursam olayım, bilmiyorsam bilenin çırağı olurum. Bu mantıkla da bir çırak gibi burada plan program yaparak, işimi gücümü aksatmadan bilardo'ya bir spor yapma süresince emek verdim. Günlük 4-5 saat geliyor burada bilardo oynuyor. Kendisini seyrederken, azmini seyrederken biz de ondan sevk alıyoruz. Yaşı olmayan tek spor bilardodur. 80-90 yaşına da gelseniz oynarsınız. Biraz azimli olun yeter. Hocam çok azimli ve istekli bir bilardocu oldu yani. Gurur verici bir olay yani. Gerçekten sanat olan bir spor. Topların dönüşleri, toplara vuruş yerleri, topların inceliği ve kalınlığı, bilardo oynayan kişinin psikolojisi, o anki durumu, konsantrasyonu, çevreyle diyaloğu, hatta duyu yetisinin az ya da çok oluşu, sesler, görüntüler vesaire. Bunların hepsi bilardoyu etkiliyor. Parmaklardan kayıp gider umudun, ellerin nerede? Nerede tuttuğun dalın yapraklarında büyüyen tebessümler, gözlerin nerede? Sen neredesin? İçindeki aynalar, düşlerin nerede? Nerede gamzesi tüllenen bahar, o mavi, o yeşil, o siyah kuşlar? Yılların nerede? Bir eldiven gibi tuttuğun dünya düşer bir akşamüstü başka bir dünyanın avuçlarına. Bana deselerdi ki şiirleriniz içerisinde hangi kavramlara yer verirsiniz? Belki de bilardo hiç aklıma gelmeyecek kavramlardan birisi olurdu. İşte ilginçliği de burada. Böyle düşünmemek lazımmış. Bir gün bilardo gelip şiirle bir yerde buluşabilirmiş meğer. Bir bilardo şiirinin doğacağı hiç aklıma gelmezdi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işe imza attı. Bilardo'nun tarihini okudum, kavramlarını okudum. Birdenbire bir gün bazı kavramlardan dolayı dünya bir bilardo masası gibi görünmeye başladı gözüme.
ve dünya üzerindeki insanlar, devletler, siyaset adamları, çeşitli misyonları yüklenmiş gruplar, toplumlar, dünya masasında ellerindeki ıstakalarla toplara vurup sayı kazanmaya çalışıyorlardı. Böyle hayal ettim. Mesela karot diye bir kavram var bilardoda, değil mi? Topları öyle bir bırakacaksınız ki rakibinize sayı kalmayacak. Bir baktım ki dünyanın pek çok yeri karota dönmüş. Orta Doğu bir karot, Afganistan bir karot. Dünya üzerinde karot olmayan yer neredeyse yok. Az gibi. İşte şimşekler çaktı. Canı sıkılan İngiliz kralına can sıkıntısını gidersin diye bilardo toplarını getiriyorlar ve bilardo ondan sonra gelişiyor İngiltere'de. Böyle bir rivayet okudum. O gün işte oturdum, kralın canı sıkkın diye bir şiir yazdım. Arkasından Kleps'i yazdım. Çünkü Kleps topu çektirme falan çok hoşuma giderdi. Sonra banttan topa, toptan topa brikolü yazdım ve başladı bilardo'nun kavramlarıyla ilgili şiirler çoğalmaya. Ama şöyle bir mantıkla yazmıyorum. Yani bilardo şiirlerim olsun. Hayır. Dünyamda dönüp durmaya başladı bunlar. Yani öyle bir ilham oldu ki bilardo'nun kavramlarıyla hayatı okumaya başladım ben. Ve 41 kavram 41 şiire dönüştü. Neden 41? Belki 45'e çıkarabilirdik. 40 kavramı buldum. Bilardo'da şu anda maçlar 40 sayıyla kazanıldığı için bütün bilardoculara bir sayı fark atayım dedim ve 41 şiir yazdım bilardo ile ilgili. Modernin ve geleneğin o olağanüstü buluşmasının en güzel göstergelerinden bir tanesi de tabii sporu da tema anlamında işin içine katarak bilardo telmihi. Bilardo telmihleri şiir kitabı olağanüstü heyecan verici. Heyecan verici. İçinde o başlıklarıyla işte Kleps'ten efendim eldivene, turnikeye kadar bütün o bilardo kavramlarını da işin içine katarak bunlara bir metafizik gerilim, arka plan, bir ruh üfleyerek şiir libasında bunu buluşturması Türk edebiyatı, hatta dünya edebiyatı için büyük bir kazanımdır. Bütün bilardoculara bir sayı fark atayım dedim ve 41 şiir yazdım bilardo ile ilgili. Modernin ve geleneğin o olağanüstü buluşmasının en güzel göstergelerinden bir tanesi de tabii sporu da tema anlamında işin içine katarak bilardo telmihi. Bilardo telmihleri şiir kitabı olağanüstü heyecan verici. Heyecan verici. İçinde o başlıklarıyla işte Kleps'ten efendim eldivene, turnikeye kadar bütün o bilardo kavramlarını da işin içine katarak bunlara bir metafizik gerilim, arka plan, bir ruh üfleyerek şiir libasında bunu buluşturması Türk edebiyatı, hatta dünya edebiyatı için büyük bir kazanımdır. Yapabileceği, sıkıntı duymayacağınız, aşırı yorulmayacağınız, aşırı yıpranmayacağınız ama spor ihtiyacınızı da karşılayacak ve sizi estetize edecek, ruhunuzun ve gönlünüzün derununda dönüşlerle kainatı yakalayabileceğiniz, yıldızları yakalayabileceğiniz, hücrelerinizi, atomlarınızı yakalayabileceğiniz bir başka spor yok. O yüzden benim bilardoyla, bir arkadaşlarımın dünyasında bilardoyla karşılaştığım günden itibaren süre gelen hikayem böyle işte.